وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ Allah'a yine o Allah'ın izni ve emriyle bütün mahlukatı ilahiyeyi davet edici, çağırıcı, tebliğci, en yüce peygamber olarak seni gönderdik, bahsettik ya Muhammed. Evet. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ بِاِذْنِهِ tabiri çok latif. Çok latif. Yani Cenab-ı Peygamber Efendimiz kendiliğinden çıkıp, düşünerek, vicdanında karar verip, bu millet ve ümmetleri ben hayır, Allah'ın emri ve izniyle, Cenab-ı Hakk'ın canibinden gelen vahyin ışığında, levh-i mahfuza dayanan hikmetlerle ve Rabbisiyle arasında yumurta zarı kadar daha ince dahi perde olmadan Cibril'in vasıtasıyla vahyi alıp insanlığı davet için, Allah'a davet için gönderildin ya Muhammed. Gönderdik seni ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, şu halde biz hepimiz bu davetin içindeyiz. Eskiden peygamberler bir şehrin peygamberi olurdu. Bir kavmin peygamberi olurdu. Bir ümmetin, bir milletin peygamberi olurdu. Tamam mı? Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar mesela Cenab-ı Yunus Aleyhisselam için biz onu yüz binlik bir cemaata davetçi, elçi ve rasul olarak gönderdik diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Yüz binlik bir cemaata. Ama Peygamber Efendimiz'e gelince muhterem müminler, hangi tarafından bakılsa biz daha bahtiyarız elhamdülillah. Ümmemin salife içerisinde biz daha bahtiyarız, daha şanslıyız, daha büyük devlet ve nimete mazharız. Çünkü bizim Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Hak وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ buyuruyor. Ya Muhammed, seni devrinden itibaren sabahı haşra kadar bütün insanlık ve beşeriyetin peygamberi olarak bahsettik diyor. O kadar. Bu ümmet ikiye ayrılıyor. Davet edilen ümmet, ümmeti icabet, ümmeti davet olarak. Bizim gibi ümmetlere ümmeti icabet diyoruz. O davete lebbeyk Allahumme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek deyip de Kabe'sine uçuştuğumuz gibi, hatta muhterem Müslümanlar, ümmet deyince şöyle bir latifeyi de arz edeceğim size, bakınız. Va şevka ila ahbabi. Peygamber Efendimiz zaman zaman sahabe içerisinde böyle buyurularmış. Va şevka ila ahbabi. Vay ahbabıma karşı yandı gönlüm. Onlara gönlümde büyük iştiyak var Rabbim. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Büyük iştiyakım var ahbabımla mahşerde kucaklaşmak için, cennette onlarla beraber olmak için büyük iştiyakım var. Hasret çekiyorum onlara kavuşmak için. Sahabe dediler ki ya Resulallah, biz ahbabın değil miyiz? Önündeyiz. Biz ahbabın değil miyiz ya Resulallah? Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, sizler ashabımsınız. Sizler ashabımsınız. Sizden yüzlerce sene sonra, bin sene sonra gelecekler. Beyaz sahifeler üzerinde siyah satırları görecekler. Muhterem müminler. Beyaz sahifeler üzerinde siyah satırları görecekler. Öpüp başlarına koyarak Hazreti Kur'an'ı ve benim sünnetimi ve hadislerimi gönül miracı, baş tacı olarak kabul edecekler. Sizin inandığınız gibi, imanınız gibi bana inanacaklar. Onlar benim ahbabımdır, onların hasretini şimdiden çekiyorum buyuruyor Peygamber Efendimiz.